Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ferdi Çıldız. Gündemi yakalayacağımız yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle Figma'da sıfırdan yükselen dolar grafiği çizeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, bu chart'ı oluşturmak için herhangi bir plugin kullanabilirdik. Ancak ben denediğim pluginleri pek beğenmedim. Kimisinin data girmesi çok zor, kimisine data girme opsiyonu yok. O yüzden kendim elle çizmek istedim. Ayrıca arayüzünü çok beğendiğimden dolayı Google'daki chart'ı baz alacağım. Bu yüzden Google'a USD şeklinde bir arama yaptım ve gördüğünüz üzere dolar 15.75. Bunun acısını bir kenara bırakıp bu grafikten bir screenshot alıyorum arkadaşlar. Ve dikkat ettiyseniz 1 aylık grafiği seçtim burada. Çünkü diğerlerinde çok fazla girdi çıktı oluyor. O çizgiyi oluşturmak bayağı zor. Screenshot alıyorum. Öncelikle şu şekilde bir screenshot aldım arkadaşlar ve bunu gelip Figma'ya yapıştırıyorum. Bu bizim referans kaynağımız olacak. Sonrasında tekrar Figma'ya geliyorum ve bakın burada bir tooltip var. Üstüne gezdiğimizde görebiliyoruz. Bunun da bir screenshotlı halini alıyorum. Çünkü buna ihtiyacımız olacak. Hatta onu da yine tam grafik alayım. Benzerini yapmak isteyebiliriz diye kenarda dursun. Evet arkadaşlar, grafiklerimizi screenshotlarına yapıştırdık ve öncelikle çizgiden başlıyoruz. Çünkü çizgi biraz bizi zorlayacak. Diğer sayıları yerleştirmek daha kolay. Yukarıdan pen tool'umu seçiyorum ya da siz P tuşuna da basabilirsiniz. Ve çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki yükseltileri baz alarak tam ortasından geçecek şekilde çizmeye başlıyorum. Bakın burada biraz eğri gidiyor. Bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Basılı tutup bu şekilde sürüklerseniz mouse'unuzu ve bir yandan da alt tuşuna basıp tekrar bu noktaya dönerseniz tekrar düz olarak devam edebiliyorsunuz. Sonrasında çizmeye devam ediyorum arkadaşlar. Buradaki çizgiyi ne kadar düzgün oluşturduğunuz çok önemli. O yüzden siz de dikkatli davranın arkadaşlar. Her ne kadar temsili bir grafik çiziyor olsak da. Evet. Bakın şurada kırıklık daha var. Ve tam bu yuvarlağın ortasına gelecek şekilde bitiriyorum grafiğimi ama bakın bırakmıyorum çizmeyi. Aşağıya doğru tekrar çekiyorum. Shift tuşuna basılı tutarak düz bir çizgi ve geldiğim yere geri bağlıyorum onu. Bu bizim alttaki gradientimizi oluşturacak arkadaşlar. Hatta bunun rengini şöyle bir kırmızı yapalım, iyice görelim. Sonrasında arkadaşlar bu kırmızıdan bir tane kopyalıyorum aşağıya. Ve Enter'a basarak Edit moda giriyorum. Burada da şu alttaki noktaları seçip Delete tuşuna basıyorum. Bakın bunu da sildim. Çünkü benim ihtiyacım olan şey sadece şu aslında. Bunu da deminki kırmızıya seçip yukarı doğru hizalla diyorum ve tam üst üste yerleştirmesini sağlıyorum. Şimdi bu alttaki grafiğimizi seçip Shift X yapıyorum arkadaşlar ve bunu gizliyorum geçici bir süre. Ve buradaki çizgiyi birazcık kalınlaştırıyorum. Bakın burası center'da kalsın arkadaşlar. Inside yaparsanız daha farklı davranıyor. Center olursa iki taraftan eşit bir şekilde kalınlaştıracak. Bakın buradan 2, 3, 4, 5 piksel civarında bir şey ayarlıyoruz. 5 iyidir. Uçları düz olduğu için dokunmayacağım. Ama yuvarlayabiliriz de istersek. Yuvarlamak için de şurayı kullanabiliriz arkadaşlar. Ama şu an için gerek yok. Bir de tam oturtalım şurasını da. Evet, burada da bir yuvarlak olacak. Bunu da çok basit bir şekilde arkadaşlar. Hemen yuvarlak tool'umuzu seçip buradan alıyoruz. Şimdi gelelim renklendirmeye. Bu çizginin ve yuvarlağın renginin değişmesi lazım. Buradan stroke'a tıklayıp yan taraftan rengi alıyorum. Aynı şekilde fill rengini de buradan alıyorum arkadaşlar. Evet, bakın üst kısım hazır. Sonrasında gizlediğimiz grafiği tekrar getiriyorum. Bunun da rengini aynı şekilde veriyorum. Burada bir gradient olmadığını düşünüyorum. O yüzden direkt rengi verip opacity düşürmeyi deneyeceğim. Mesela %20 opacity yeter mi? %10 belki. Evet, bakın %10 yaklaşık olarak şöyle yan yana koyduğumuzda neredeyse aynı. Hatta neredeyse değil, direkt aynı gördüğünüz gibi. Bunu da yerine geri koyuyorum. Evet. Şimdi bakın chart'ımızın en çetrefilli kısmı hazır bile. Şimdi arkadaşlar sayıları ve çizgileri yerleştireceğiz. Bunun için de hemen şöyle yapıyoruz. Google'ın kendi fontu vardı ama burada Roboto kullandıklarını düşünüyorum. O yüzden Roboto'yu seçeceğim. Belki Roboto değil, Arial bile olabilir yani. Hemen fontu oturtmaya çalışalım. Evet, bu Arial bence. Evet.
Küçültüyorum arkadaşlar fontu ve üstüne oturtuyorum klavyeden. Sonrasında yine kopyalayıp 5G kısmını oturtalım. Bir ay kısmında bir farklılık var. Onu en son tamamlayacağız. Önce şunları bir yerleştirelim. 1 yıl ve 5 yıl. Elde max varmış. Ayrıca bu yazılımın rengini de en son ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdilik bir aya özel bir davranış sergilememiz lazım. Bunun için bir ayı seçip bir orta layout içine alıyoruz. Sonrasında içine bir dolgu rengi veriyoruz arkadaşlar. Şuradan rengi de kopyalayalım. Bakın 10 değil de 11, 12 piksel gibi bir padding var bunun etrafında. %100 olmasa da. Kenarlardan da sanırım bir 24 falandır diye tahmin ediyorum. Hatta 12 verelim çünkü iki taraftan da eşit veriyor Figma. 24 deneyelim. Ben şimdilik bunun rengini biraz daha farklı yapacağım ki iyice görebilelim. Evet, %100 oturması gerekmiyor zaten. Şimdi bunun radyuslarını verelim arkadaşlar. Evet. Ve sonra bu otolayatımızı kenara çekip renklerini tutturmaya çalışıyorum. Yazının rengini de buradan kopyalıyorum arkadaşlar. Ve bir ay kısmımız hazır arkadaşlar. Evet, şimdi bu tüm zaman göstergelerinin renklerini de ayarlayalım arkadaşlar. Seçiyorum. Buradan renk kısmına geliyorum. Ve yazı rengini şuradan alabiliriz. Birebir aynı olmasa da olur. Şimdi buradaki çizgileri ve sayıları ekleyelim arkadaşlar. 16,0 demişiz. Bunun önce bir rengini değiştirelim arkadaşlar. Biraz küçültmemiz gerekiyor fontu. Evet. Sonrasında bakın 15,5 içinde koyuyorum ve ikisini seçip auto layout'a alıyorum. Sonra tekrar bir kopya alıp 15,0 ve bir kopya daha alıp 14,0 yapıyorum. Burası hazır arkadaşlar. Şimdi burada çizgiler var. Bu çizgileri de oluşturacağız. Bu çizgileri de şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın. Ben bir tane çizgi oluşturuyorum şurada. Şimdilik kısa olsun. Bunun rengi de kırmızı. Biraz kalınlaştırmamız gerekecek. Sonrasında arkadaşlar bundan bir tane daha kopya alıyorum. Ve ikisini tekrar bir auto layout için alıyorum. Sonra bakın kontrole basılı tutarak ikinci çizgiyi seçtim. 3 ve 4. çizgileri koyuyorum. Ve bunları da uzatıyorum arkadaşlar bu şekilde. Sonra Enter'a basıp bütün çizgiler seçilirken buradan Fill Container yapıyorum. Şimdi bu Frame 2 ve Frame 3'ün renklerini de düzgün bir şekilde ayarlayalım. Şuradaki gibi olması gerekiyor yazıların renginin. Çizgilerin renginin ise burada biraz daha koyu renk olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, burası da tamam. Sonrasında arkadaşlar bakın görselimiz seçili. Bunu kenara çekiyorum. Görselimiz seçiliyken Ctrl Alt G tuşlarına basıp etrafına bir frame oluşturuyorum. Ve bu frame'in içini default olarak beyazla değil de Google'ın zeminiyle aynı renk yapıyorum ki görseli içinden rahatça çıkarabileyim. Sonrasında görseli seçip çıkarttığımda bakın sanki aynı görselin parçasıymışçasına burada kalacak. Yalnız burada 27 Nisan'da 8 Mayıs'ı eklemeyi unuttuk. Bunları da ekleyeyim. Bundan bir kopya alıyorum. 27 Nisan şeklinde yazalım. Bunu artık göz kararı koyacağım. Sonrasında arkadaşlar bir de 8 Mayıs vardı. Bunların da çizgileri var. İsterseniz bu çizgileri pen tool'a ekleyebilirsiniz ama ben şimdilik bu kadarını yeterli olduğunu düşünüyorum. Yalnız burada ufak bir tüyo vereceğim arkadaşlar. Bu tarz bir nesne çizdiğinizde her şeyi otolayata sokmanız mümkün olmayabiliyor. Ben burada çizgilerin uzayıp kısalması için ya da bunların kolay yerleşmesi için otolayattan faydalandım ama tamamen her şeyi otolayata sokmak mümkün değil. Bu yüzden bunları da seçip arkadaşlar şu frame 4'ün içine dahil edeceğim. Bakın seçtim, Ctrl X'e bastım. Frame 4'e gelip Ctrl V'ye basıyorum ve sağ tıklayıp en arkaya gönderiyorum. Gradient üstte kalsın istiyorum. Hatta frame içinde kalmayan bir nesne var mı diye bakalım. Bunlar da frame dışında kalmış. Bunları da aynı şekilde arkadaşlar seçip Frame 4'e gelip Ctrl V'ye basıyorum. Şu yuvarlağı da unutmayalım. Evet, şu an her şey frame'imizin içinde. Evet, şu an her şey frame'in içinde olabilir ancak burada ufak bir değişiklik yapmak istiyorum ben. Bunların hepsini seçiyorum arkadaşlar. Geçici bir süreliğine grupluyorum.
frame içine orta alıyorum arkadaşlar. Ve frame 4'e gelip buraya da bir auto layout ekliyorum. Bunun da sebebi kenarları eşitlemek istemem. O yüzden buraya gelip 50, buraya da 50 piksel yazarsam bunu tam olarak ortalamış olacağım. Şöyle de sıfırlayabiliriz. Buradan da tam ortayı seçelim. Her halükarda ortalı olsun yani. Sonra gelip grubumuzu çözmeden önce Ctrl Alt G tuşuna basarak bir frame daha oluşturuyorum arkadaşlar. Ve grubu bu frame'in içinde çözüyorum. Eğer bunu bu şekilde yapmasaydım bütün grafik alt üst olacaktı. Auto layout'a göre dizmeye çalışacaktı kendisi. Ve son bir kontrol daha yapalım bakalım. Şunların en üst olması gerekiyor arkadaşlar. Daha gerçekçi olması için. Hatta bunun da. Evet. Yükselen dolar grafiğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bir de tooltip ekleyelim arkadaşlar. Tooltip için de hemen buraya gelip 14,94 boşluk bırakmışlar. Hatta iki tane boşluk var. Mayıs, Cum yazıyor burada. Cuma yerine. Önce bir yazısını oturtuyoruz arkadaşlar. Sonrasında bunu da tekrar bir auto layout'a alacağım. Ve bunun rengini şöyle opacity'sini biraz düşürerek görmeye çalışacağım. Ondan fazla padding vermem gerekiyor. Önce yukarıdan aşağıdan oturtalım. Mesela 15 yaparsak tam oturuyor bakalım. Biraz da dark modda olduğum için zor görüyorum. 18 yeterlidir sanırım. Evet. Kenarlardan da aynı şekilde. Şöyle 16 piksel arttırdık mı? Evet. Burası tamamdır. Radyusları da çok belirgin değil ama radyus içinde şöyle bir 6 falan yapsak yeter sanırım. Sonrasında arkadaşlar bunu bir kenara çekiyorum. Ve rengini buradan alıyorum. Yazının rengini de yine eyedropper tool'da buradan alacağım. Ve buna bir gölge vereceğim. Gölgeyi temsili vereceğim çünkü tam detaylarını göremiyorum ama aşağı yukarı bir şey anlayabiliyorum. Buradan effects'e tıklıyorum. Şu blur'u biraz arttıralım. Bir de belki y'yi düşürebiliriz arkadaşlar. Bir de biraz daha yoğun yapalım. Mesela %40 olsun. Biraz daha bulanıklığını arttırabiliriz belki de. 15 yapalım. Evet bence yeterli arkadaşlar. Ve şimdi bunu üst üste oturtalım bir. Evet, sonrasında da arkadaki çizgiyi de ekleyeceğim. Bakın buraya geliyorum, tıklıyorum, bir çizgiyi çizdim. Sonrasında buradaki kısma gelip arkadaşlar solid yerine dash'i seçiyorum. Zaten default değer aşağı yukarı benziyor. Rengini de almak için yine eyedropper tool'dan faydalanacağım. Buradan gelip tıklıyorum arkadaşlar. Ve bu grafiği artık silebilirim. Bakın tooltip de yukarıda kaldı. Tooltip'i de seçip sağ tıklayıp bring to front diyorum. Sonrasında bu iki arkadaşı tekrar bir frame için alıyorum arkadaşlar. Gruplayabilirim ama ben frame'i tercih ettim burada. Ve sonrasında bakın bu frame 7'yi kopyaladım ama direkt frame 4'ün içine sürüklemiyorum. Bunu Ctrl X'de alıyorum önce. Şu içerideki frame 5'in içine yapıştıracağım arkadaşlar ve en üst katmana gelsin istiyorum. O yüzden gelip buraya yapıştırıyorum. Sonra istersen buradan hizalamaya çalıştığımda bunları kullanabilirim. Ya da kendim elde manuel bir şekilde yerleştirebilirim bu grafiği de. 14 6 Mayıs dediğine göre şuralara tekabül ediyor. Evet. Hatta şuradan da ince bir ayar yapalım. Bakın Enter'a bastım. Şurayı doldurdum tam olarak. Ve bunu yaptığımızda şöyle ufak bir sorun olacak. Bakın frame daha küçük kaldı içerikten. O yüzden şu sağdaki butona basıyoruz. Resize to fit'e yani. Ve bu otomatikman içeriye göre frame boyutunu ayarlıyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde grafiğimizi bitirmiş olduk. Hem nested frame'leri kullanmış olduk. Hem de auto layout kısmında olsa kullanmış olduk. Ayrıca bu çalışmamı Figma Community sayfamda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.